Kodkolik.net sitesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere döngüler konusundan olan switch case yapısını anlatmaya çalışacağım. Örnek bir RStudio projesi açarak oradan devam edelim arkadaşlar. New proje diyorum. Visual C# seçiyorum ve buradan console application diyerek OK diyerek yeni bir proje açmış oluyorum arkadaşlar. Switch case yapısı arkadaşlar if döngüsünden bazen fazla tercih ediliyor. Nedeni ise kod karmaşıklığını önlemek ve performans açısından oldukça iyi olmasıdır. Şimdi switch case döngüsünün genel mantığından bahsedecek olursak, switch deyip iki defa taba basıyorum. Burada ifademiz yer alır. Şunu sileyim. Hatta şunların ikisini sileyim arkadaşlar. Daha sonra da if döngüsüne bağlı olarak mesela case, pardon, case yapısı burada sabitlerimiz bulunur. Mesela sabit 1 diyelim. 2 nokta üst üste buraya geliriz. Komutlarımız veya komut diyelim. Komut 1 diyelim. Noktalı virgülle bitiriyoruz. Aşağı geliyoruz. Break komutu ile. Arkadaşlar bu arada her şarttan sonra, her şartın sonunda daha doğrusu break komutu, yani sonlandır komutu kullanmak zorundalar arkadaşlar. Daha sonra yine aynı mantık ile aşağı geliyorum. Burada sabit 2, komut 2 gibi devam ediyor arkadaşlar. Şunları siliyorum, düzeltiyorum. Ve her şarttan sonra break komutunu unutmuyoruz arkadaşlar. Ve bundan sonra ise default komutumuz var. Default komutuna direkt komut 3 diyorum ve break ile programı sonlandırıyorum. Buradaki mantığa gelecek olursak arkadaşlar, bakınız. Buradaki mantık arkadaşlar, switch case mantığı if yapısına aslında benzer. Burada mesela sabit birimiz uyuyorsa eğer şu komutlar gerçekleştirilir ve daha sonra program sonlandırılır. Bloktan çıkar, işlem bitirilir. Eğer bu gerçekleşmediyse buraya geçer, sabit 2'ye bakar. Sabit 2 gerçekleşiyorsa komut 2'ler gerçekleştirilir. Yani istenilen de işlemler yapılır daha doğrusu. Bu da gerçekleşmiyorsa şuraya geçilir. Şu şöyle devam eder. Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor ise default yerine gelir. Komut 3'ü yazar. Yani istenmeyecek değerler. Yani bunların dışındaki değerler daha doğrusu şuraya yazılır. Ve break komutu ile program sonlanır. Şimdi bunu daha iyi anlamak açısından bir örnek yapacağız. Şunu siliyorum. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şunu biraz büyüteyim. Dediğim üzere arkadaşlar, her ifadenin, her bir şartın sonunda break komutu kullanılır. Hatta kullanılmalıdır. Switch işlemlerinin koşulları sağlamazsa default çalışır, zaten demiştik. If else, mesela if döngüsünde olduğu gibi hiçbir işlem olmaz ise else komutuna geçilir. Burada da mantık aynı arkadaşlar. Yalnız işte tercih edilmesinin sebeplerinden biri de performans olmasıdır. Birden fazla mesela case sabiti, şunları bir geri alayım arkadaşlar. Tekrar özür diliyorum. Mesela şurada sabit bir, şurada yine sabit bir tanımlanamaz. Yani birden fazla case sabiti tanımlanamaz. Aynı ada ait, aynı isme ait case sabiti tanımlanamaz arkadaşlar. Zaten hata verir. Mesela şuradan break komutunu sildik diyelim. Şöyle çalışır mı? Hayır, çalışmaz. Birazdan deneyeceğiz zaten. Break komutu olmazsa program
Çalışmaz arkadaşlar. Hatalı bir döngüye girer. Mesela diyelim ki biz şu döngüdeyiz. Ya şu koşuldayız daha doğrusu. Bu koşuldayken başka bir koşula gitmesini istiyorsak goto. Şu goto ifadesi kullanılır arkadaşlar. Şimdi bunu örnek olarak küçük bir örnek yapalım şu an. Şimdi bir integer türünde tipinde a değişkenimiz olsun ve bu a değişkenimizin değeri de 8 olsun. Pardon, 8 olsun diyorum. Switch iki defa taba bastıktan sonra zaten otomatik olarak atıyor bize. Ben A'yı döndüreceğim arkadaşlar. Diyorum ki A. Şunları sileyim şimdilik. Case diyorum. 2 ise yani A'nın değeri 2 ise ne yapıyorum ben? 2 ise tane string ifade tanımlayalım. String B diyelim. Eşittir. Console nokta readline diyelim. Console nokta write line diyorum. Ya da write diyeyim. B'yi ekrana yazdırıyorum. Yani kullanıcının dışarıdan girdiği değeri ekrana yazsın. Ve daha sonra break komutu ile programı sonlandırıyorum. Bakın arkadaşlar. Şunu yazmadım. Siliyorum. Şunun altına çizdi. Bakın yazdım. Hatta üzerine gelince bile şeyi işaretliyor zaten. Bakın. İkisini koyu bloğunu aldı. Daha sonra başka bir şart girelim. Mesela case, şunu biraz daha düzgün yazalım. Case 8 diyelim. 8 ise mesela console.write diyelim. Ne diyelim? Case 2'ye yönlendiriliyorsunuz. Diyeyim. Daha önce de belirttiğim üzere goto ifadesiyle case 2'ye gitsin diyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir dakika şunu bitireyim daha sonra açıklayacağım. Bunların hiçbiri gerçekleşmezse yani default ise ne olsun? Console nokta write diyelim. Kodkolik .net olsun. Ctrl Shift B ile ya da şöyle build ile build ediyorum. Hatalarımız yok. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada mantık şu şekilde. A adında bir değişken tanımlıyoruz ve bu A değişkenimize 8 değerini atıyoruz. Daha sonra bu A değişkenimizi dönüyoruz. Bir switch döngüsüyle A değişkenimizi dönüyoruz. Ve diyoruz. Şu an burada burası 8 arkadaşlar. Şu A şurası 8 şu an. Ama bize göstermiyor. Şu an biz A demişiz buraya. Şöyle bir değer yazamayız zaten. 8 ise A 8 ise ya az 8'i dön. Case diyoruz. 2 ise B'yi ekrana yazdır. B ne? B'yi şurada yazacağız zaten arkadaşlar. Sekiz ise console.write diyorum. Case 2'ye yönlendiriyorsunuz ve goto case 2'ye gelecek. Bizi şuraya atacak arkadaşlar. Zaten 2 ise bakacak 2 değil. Hemen direkt kapat şuraya gel diyecek. Şuraya geldik. Şunu ekranımıza basacak.
Ve daha sonra case 2'ye gelecek. Sonra B yazacaklar ekran arkadaşlar. Bunların hiçbiri gerçekleşmez ise default değerimizi döndürecek. Yani ekranımıza kutku.net yazacak. Ve hemen Ctrl F5 yazıyorum. Bakın. Case 2'ye yönlendiriliyorsunuz yazıda. Evet arkadaşlar. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Şunu sadece gösterme amaçlı yazdım. Başka bir örneğe değinelim. Mesela bu arada arkadaşlar şurada break komutunu kullanmadık. Neden? Çünkü işlemi sonlandırmıyoruz biz burada. Bakın altında çizdi zaten. Biz burada işlemin devam etmesini sağlıyoruz. Yani case 2'ye gitmesini istiyoruz. Bu yüzden break komutunu kullanmadık arkadaşlar. Buna da dikkat çekmek istedim özellikle. Siz de dikkat etmişsiniz zaten. Başka bir örnek yapalım mesela. Mesela ben şuraya 5 yapıyorum. Şunun üzerine gidelim. Şurası da 5 olsun. Şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Yapıştırıyorum şuraya. Bakın. Case 5. Daha önce de belirttiğim üzere aynı isime sahip case ifadeleri bulunamaz arkadaşlar. Bunu 4 diyorum. Bakın arkadaşlar. Burada şunları siliyorum. Şunun anlamı ne mesela? Case 2 olmadığı için ben şunu 4'e yönlendiriyorum. Ctrl Shift B yapıyorum. Hatalarımız yok arkadaşlar. Şimdi burada değinecek olursak yine A adında bir değişkenimiz var. Bu değişkenimizin değeri 5. A değişkenimizi switch döngüsüyle dönüyoruz. Burada case 4 diyorum 2 nokta. Case 5 diyorum 2 nokta. Yani buradaki anlam arkadaşlar case 4 ve case 5'in yaptığı ifade bu. Yani daha doğrusu yaptığı işlem görevi şu. Yani case 4 ve case 5'in case 4 ve case 5 aynı işlemi yapar. Ben buraya mesela console nokta right line diyeyim. Case 4 ve case 5 işlemlerine girmiş bulunmaktayız yazsın arkadaşlar. O tarihiyle bitiriyorum. Case 4'te bakın arkadaşlar. A'nın değeri 5. Bakacak şuraya. 4 değil. Zaman şuraya geçti. Ben şurayı 6 yapayım. Şurayı 5 yapayım. Ctrl Shift Build ediyorum. Bir çalıştırayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şurada da bir line yazayım. Şimdi çalıştırıyorum. Ne yazdı? Case 2'ye yönlendiriliyorsunuz. A 5 mi? Hay hay evet. Direkt şuraya geldi. Şuraya da case 2 yazmışım. Şurası 4 olacak. Şimdi değiştireceğim zaten. Case 2'ye yönlendiriliyorsunuz diye. Yani case 4'e yönlendiriliyorsunuz. 4'e geldi bakın. 4'e ben bir şey yazmamışım ama 6 ile aynı ifadeyi yazdı. 6'da yazan ifadeyi şuraya basılmış oldu. Neden? Çünkü 4 ve 6 işlemleri aynı yere denk gelmektedir. Yani aynı işlemleri yapmaktadır arkadaşlar. Şurayı düzeltiyorum. 4 yapıyorum. Arkadaşlar mantık bu kadar arkadaşlar. Tekrar anlatacak olursam A adında bir değişken tanımlıyorum ve bu değişkenimize 5 değerini atıyorum. Daha sonra switch döngüsü ile A değerimizi dönüyorum. 5 değerini dönüyorum. Bakıyorum case 4 mü? Yani A. Buradaki anlam aslında A. A 4 mü? Hayır. 4 değil. 6 mı? Hayır.
Şunları es geç, direkt şuraya geç. Beş mi? Evet. Şunu yaz diyoruz. Daha sonra da 4'e yönlendir. 4'e bakıyoruz. 4'ün görevi ne? Şunu yap. Direkt ekranımıza şunu yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum bir hata yaptım. Özür diliyorum. Özellikle switch ve switch case yapısı ve if else yapısını birbirinden ayıran özellik. Tamam performans demiştik ama öncelikli özellik. Mesela if else yapısında bütün şartları kontrol ediyor. Yani program, bilgisayar bütün şartları kontrol ediyor. Ama bunda şunu, 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 şunu ifade etmez. Direkt doğruya girer, hemen şunu yapar. Direkt yani daha o yüzden daha performanslı çalışıyor arkadaşlar. Yoksa başka bir fark yok. Ama bu çok büyük bir avantaj switch yapısı için. O yüzden bu kadar kullanışlı arkadaşlar. Yani yaptığı her işlemi switch case, yani if else'in yaptığı her işlemi switch case ile de yapabilirsiniz. Bu yüzden en basitinden detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. Sonraki videolarımda daha değişik örneklerle karşınızda olacağım.